Evet sevgili Gol TV izleyicileri, hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarının, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Giresunspor karşısında cebine 3 puanı koydu. Zirveyle arasındaki puan farkını eritmeyi başardı. Evet, ligin sonunda yer alan, hiç gol atamamış, puan alamamış Giresunspor'a karşı Fenerbahçe'nin öyle potansiyelli, tahrik gücü yüksek bir futbol oynamamış olmamasına rağmen sonuçta Fenerbahçe kazanmasını bildi. Böyle bir dönemde Fenerbahçe'nin bu kadar yoğun maç trafiğinde bir taraftan Avrupa maçları, diğer taraftan bir haftada 3 maç oynamanın yorgunluğuna rağmen galibiyetle haftayı kapatması ve tekrar işte hafta tekrar başlıyor bugün Beşiktaş'la birlikte. Yani yorucu bir süreç ama burada takımların iyi futbolundan ziyade alınan puanlara bakmak lazım. Fenerbahçe'yi de bunun üzerinden övmek ya da eleştirmek lazım. Ben Fenerbahçe'yi eleştirmiyorum. Evet, Giresunspor'da takım bütünlüğü yok ama Giresunspor iyi oyunculardan kurulu. Önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş ivme kazanıp puanlar almaya başlayacaktır da Giresunspor. O yüzden özellikle Ducaro'nun attığı gole bakarsak, oyundan hiç kopmayan Hakan Keleş'in öğrencileri vardı ama Fenerbahçe, özellikle Mesut Özil, geldiği günden beri eleştirilen Mesut Özil'in sahanın en çok koşan oyunculardan biri olması, 11 kilometrenin üzerinde koşması önemliydi. Attığı gol de onun ne kadar klas ayaklara sahip olduğunu gösterir. Her ne kadar Giresunspor savunmasının burada hata yapması tabii göz ardı edilemez ama bu hataya zorlayan kim? Sonuçta Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de yükselişte olan oyuncuların başında, takımda maç kazandıracak oyuncuların en başında yer alan Mesut Özil'in gelmesi, Vitor Pereira Fenerbahçeliler adına olumlu bir gelişme. Zaman zaman Fenerbahçe iyi oynadı. Erken gol bulması, bence Fenerbahçe'nin maçın daha başında Ferdi ile golü bulması, Fenerbahçe'nin oyununu bir anlamda rölantiye almasına neden oldu. Çünkü Fenerbahçe sonuçta Avrupa maçı da oynayacak. Hemen iki gün sonra lig maçı da var. Öyle baktığınızda yani Fenerbahçe'nin enerjisini ekonomik kullanması gerekiyor. Evet, Fenerbahçe belki Giresunspor karşısında oyunu tek kaleye çevirip maçı farklı da kazanabilirdi ama çok yıpranabilirdi. Bakın Beşiktaş'ın geldiği duruma, bu akşam oynayacağı Altay maçı öncesinde 10 sakat ve bir cezalı oyuncusu var. Fenerbahçe bu duruma gelmek istemiyor. Zaten Fenerbahçe'de epey önemli sakatlar var. O yüzden takımı da koruma adına Vitor Pereira'nın takıma ekonomik güçle sahada oynattığını düşünüyorum. Sonuçta kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanırken bir taraftan da oyuncularını takip eden kulüpler var, scout ekipleri var. Onlardan biraz bahsetmek lazım. Fenerbahçe 3-4-3 sistemiyle ya da 3-4-2-1 sistemiyle oynarken iki kanat yıldızı parlamaya başladı ki bunlardan biri Osay Samuel, diğeri de Ferdi Kadıoğlu. Şu anda Premier Lig, İskoçya Ligi, Championship takımları bu iki oyuncuyu izliyor. Yaklaşık 1,5 sezondur Osay Samuel izleniyordu. Zaten Osay Samuel'i Fenerbahçe Celtic ve Rangers'ın elinden kapmıştı. Hatta sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen geçen yıl bir bonservis ücreti ödeyerek kadroya katmıştı. Hala Celtic ve Rangers Osay Samuel'le ilgileniyor, Nijeryalı oyuncuyla. Ve İstanbul'a da aşağı yukarı Fenerbahçe'nin oynadığı İstanbul'daki maçlara, Kadıköy'deki maçlara gözlemci gönderiyor. Bunu söyleyelim. Ve İngiltere'nin Türkiye üzerindeki işte pandemi nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının üzerine İngiliz ekipleri de Hatay Spor maçını izlemek için, Hatay Spor maçında Fenerbahçe'yi izlemek için Türkiye'ye gelecek, temsilci gönderecekler. Özellikle Ferdi için Premier Lig'den bir takım, Championship'ten iki takımın gelip Fenerbahçe'yi ve Ferdi'yi bu maçta izleyeceğini söyleyelim. Bunlardan biri Nottingham Forest. O takımı öğrendik. Diğerinin tabii ki kim olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fenerbahçe'de tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Ali Koç geldiği ilk 3 yıl ve bu sezon yeni bir 3 yıl daha aldı. 4. yılına girdi ve toplam santrfor
ve forvet transferine büyük yatırımlar yaptı. Şu ana kadar 10 oyuncu transfer etti ama bu 10 oyuncudan beklediği verimi alamadı Fenerbahçe. Bu sezonda şu ana kadar Fenerbahçe'de işte gelen hücumcuları, işte Berisha, Valencia gibi oyuncular olmasına rağmen baktığınızda Fenerbahçe'de hala iş bitirici bir golcü yok. Fenerbahçe taraftarı böyle iş bitirici bir golcü istiyor. Maç kazandıracak, skor çevirecek bir golcü istiyor. Burada bu isim kim olabilir? Ocak ayında kimleri alabiliriz diye Fenerbahçe şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri aslında sezon yaz transfer döneminde Musa Dembele'ydi. Atletico Madrid'den Lyon'a giden oyuncuydu. 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Daha 25 yaşında Fransız forvet. Piyasa değeri 20 milyon euro ama çok önemli bir oyuncu. Bir dönem Fenerbahçe'nin şöyle bir teklifi olmuştu. Para artı Pelkas'la bu transferi bitirelim diye ama oyuncu Lyon'da ve Lyon'da şu anda performansından çok memnun değil. Ve o yüzden Fenerbahçe kiralamak için Ocak ayında bir adım atabilir Musa Dembele ile ilgili. Ama Fenerbahçe'nin asıl radarındaki isim, Ocak ayında transfer edebileceği isim Alfredo Morelos. Bu ismi söyleyelim. Glasgow Rangers'ta oynuyor. 25 yaşında. Geçen sezon 17 gol 13 asist yaptığı için Fenerbahçe yaz transfer döneminde bu oyuncuyla ilgilenmişti. Onun da 2023 Haziran'ında sözleşmesi bitiyor. 25 yaşında Kolombiyalı forvet. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında. Bu sezona iyi giriş yapamadı. 5 maçta 1 gol 1 asisti var. 2017'de Helsinki'den transfer etmişti Glasgow Rangers Alfredo Morales'u ve 1 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe'nin golcü adaylarından biri de bu. Ama Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe Ocak ayında bir santrfor transferi yapacak. Şu anda istihbarat ağımıza düşen iki isim bu ama Musa Dembele'nin transferi zor görünüyor. Onu söyleyeyim. Evet, Lyon bu sezonki performansından çok memnun değil. Aslında goller de atıyor oyuncu ama ben kalacak diye düşünüyorum orada. Bu transfer zor. Piyasa değeri de çok yüksek. 20 milyon euro civarında. Valencia ile ilgili Giresunspor maçından sonra eleştiriler oldu. Valencia dün akşam Fenerbahçe'de 22 kez top kaptırdı. Bunlardan 5'i Valencia, ayrıca 26 kez de kötü kontrol. Bunlardan 8'i yine Valencia, 5'i Mesut'tan geldi. Bunu söyleyelim. Valencia 13 top kaybıyla Fenerbahçe'nin önde top tutamamasında başrol oynadı. Yani Valencia aslında lige müthiş başladı. Ama Giresunspor maçında bir düşüş görüldü Valencia'da. Bunu Pereira da zaten bu konuda istatistikleri çok tuttuğu için bizden daha fazla elinde veri vardır mutlaka Vitor Pereira'nın. Vitor Pereira B planı yok diyenlere cevap verdi aslında. Ve bu soru sorulduğunda benim her zaman B planım var. Demek ki futbol sistemini çok fazla, oyun sistemini çok fazla bilmiyor. Aslında onların beni bu şekilde B planı yok diye eleştirenlerin çok futbol bilgisi yok diyerek onları eleştirdi. Şöyle ki 3-4-3 başlı başına bir B planıdır zaten diyor. Çünkü stopere koyacağınız bek işte Novak sistemi 2-5-3'e çevirir diyor. Santrfor oyuna alınca Berisha oyuna girince sistem 3-4-2-1'e dönüşür diyor. Bir orta saha alınca Crespo ve bir forvetle işte Berisha ile birlikte sistem 3-5-2'ye evrilir diyor. Biz Giresunspor karşısında aslında diyor 3 oyuncu değişikliğiyle 3 kez sistem değiştirdik ama diyor futbolu çok fazla derinlemesine bilmeyen bazı yorumcular B planı yok diye beni eleştiriyorlar diyor. Aslında diyor ben diyor Giresunspor maçında yaptığım oyuncu değişiklikleriyle birlikte 3 sistem birden değiştirdim diyor. Buna dikkat etmek lazım diyor. Benim cebimde diyor sadece B planım yok, C ve D planlarım da var diyerek aslında bir anlamda kendisini eleştirenlere de cevap vermiş oldu. Mesut Özil aslında çok fazla üzerine yük binerse yaşı nedeniyle kas sakatlığı yaşar, sakatlık yaşar denenlerde en güzel cevabı verdi Giresunspor maçında. Aslında
Vitor Pereira onu yedek bıraktığında sakatlanır korkusuyla Vitor Pereira yedek bırakıyor diye düşünülüyordu. Aslında hiç öyle değil. Mesut Özil 90 dakika sahada kaldığı Giresunspor maçında 11.3 kilometre koşmuş. Fenerbahçe'nin en fazla koşan, maçın ise en fazla mesafe kat eden 3. oyuncusu olmuş. Bir gol attı ki önemli bir goldü. Bir de kilit pas verdi Mesut Özil. 33 kez de olumlu pas yaptı. İstatistikleriyle sahanın en iyisi oldu. Yani maçın yıldızı aslında Mesut Özil'di, onu söyleyelim. Crespo konusunda kafalarda hala soru işaretleri var. Ama oyuncu uyum süreci yaşadığını söylüyor. Çünkü büyük takıma geldim diyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak, o ruhda ben de başrol oynayan oyunculardan biri olmak istiyorum diyor. Ama şu anda diyor bir uyum süreci yaşadığını söylüyor. Taraftarlar ise Crespo konusunda taraftarların kafası karışık. Topla 19 kez buluşmuş, 12 pas yapmış, pas isabeti %91. Aslında pas isabetinde sorun yok. Şut pası 1, kazanılan hava topu 1. Rakip sahada pas isabeti çok önemli bu istatistiklerde, %83, onu da söyleyelim. Aslında çok da kötü değil ama taraftar nedense şu anda Crespo konusunda hani derler ya, et mi tavuk mu ne olduğunu anlayamadık diye hem eleştiri yapıyorlar hem de kafalarında soru işaretleri var. Kim Min-jae konusunda şunu söyleyeyim. Ben A-Spor'daki yayınlarımda da hep söyledim. 2019 yılında bir scout arkadaşım tarafından Kim Min-jae konusunda bana bilgi gelmişti. O dönemde Trabzonspor bir stoper arıyordu. Kim Min-jae bana aslında Trabzonspor stoper ararken böyle bir oyuncu var denmişti. Ve 2019'da Türkiye'ye gelmedi. O dönemde Trabzonspor başka bir, yanılmıyorsam, Durica'yı almıştı. Ve Fenerbahçe kimi transfer ettiğinde de A-Spor'daki yayınlarımda hep şunu söyledim. Geçen yıl Zalai alındıktan sonra Zalai'nin Fenerbahçe'deki performansı çok konuşuldu. Sadece Fenerbahçeliler değil, bütün futbol severler, taraflı tarafsız herkes Zalai'nin stoperdeki performansını konuştu. Ama kim geldikten sonra kimin performansı Zalai'nin önüne geçecek demiştim. Şu anda bütün yorumcular kimin o soğukkanlı futbolunu, güçlü sahadaki duruşunu konuşuyor. Öyle bir oyuncu. Fenerbahçe'nin kimi çok fazla elinde tutamayacağını, büyük paralara satabileceğini de düşünüyorum. Tabii ki bu performansını biraz daha üzerine koyup istikrarlı futbol oynaması önemli. Serdar Dursun konusunda soru işaretleri var. Sakat Serdar Dursun konusunda. O yüzden zaten Fenerbahçe iyi bir santrfor Ocak ayında almak istiyor. Frey bir açıklama yapmış. Onu söyleyelim. Antwerp'te oynuyor biliyorsunuz. İsviçreli oyuncu Vansız adlı bir radyo programına açıklamalar yapmış. Orada şunu söylemiş. Beni tanıyan herkes her zaman çok çalıştığımı bilir. Çok güçlü yönlerim var. Fenerbahçe'ye geldiğimde eksik yönlerim de vardı diyor. Ben diyor İsviçre'de iyi iş çıkarıyorum şu anda. Almanya'da düzenli olarak oynadım ama diyor Fenerbahçe'de diyor sakatlanana kadar aslında diyor gollerim vardı. Sakatlandıktan sonra diyor bir daha kendimi toparlayamadım ve Fenerbahçe'den kopmak zorunda kaldım diyor. Dediğimiz gibi sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe şampiyonluktaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada cebine 3 puanı koyarak zirveyle arasındaki puan farkını eritti. Başakşehir maçındaki acabaları giderdi, o olumsuz havayı giderdi. Artık bu 6. haftadan sonra takımlarla ilgili olumlu, olumsuz düşünceler kafamızda var. Ama sakatlıklar da bir taraftan takımların belini büküyor. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Gol TV'den bugünlük bu kadar. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Gol TV'ye abone olmayı unutmayın. Gol TV kısa sürede sizin başucu kanalınız olacak. Hakem hatalarında her zaman adaletin burada Yılmaz savunucusu olacağız. Eveleyip gevelemeyeceğiz. Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığı maçlarda, hakem kurbanı olduğu maçlarda masaya burada yumruğumuzu vurarak doğruları söyleyeceğiz. Çünkü Gol TV tarafsız futbol kanalı, her takıma eşit uzaklıkta olacak ve Fenerbahçe'de olup biten her şeyi burada sizinle paylaşacağım. Sevgili Fenerbahçeliler, hafta boyunca Fenerbahçe idmanlarda neler yapıyor, nasıl çalışıyor, takımındaki sakatlık durumu ne, form durumu ne, transfer çalışmaları nasıl gidiyor?
Dediğim gibi Fenerbahçe'nin de buradan sesi olacağız. Fenerbahçe ile ilgili bilmek istediğiniz her şeyi ilk kez Transfer TV Plus kanalı da önümüzdeki günlerde bu arada resmen hayata geçecek. Onun da buradan müjdesini verelim. Gol TV'de olacak ama Transfer TV'de de Transfer TV Plus kanalında da önümüzdeki günlerde transfer haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Şimdilik Gol TV'den önümüze gelen transfer haberlerini paylaşacağız ama sonraki günlerde yine Transfer TV Plus'ı aktif hale getirerek orada da transferde olup biten her şeyi sizinle paylaşacağız. Evet, sevgili Fenerbahçeliler, gurbetçi Fenerbahçeliler, hepinizi Gol TV'ye abone olmaya davet ediyorum. Ve çektiğimiz videolara da like atmayı unutmuyorsunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.